Merhaba. Bu videoda sizlerle AVM giriş sayıcı projesi yapacağız. Projemizde AVM'ye veya herhangi belirlediğimiz bir mağazaya giren kişi sayısını hesaplayan program yapmış olacağız. Günlük hayatımızda da alışveriş merkezlerinde e, müşteri potansiyelini aslında keşfetmek için sıkça kullanılan bir yöntem. Hemen neler kullanacağımızı inceleyelim. Pino kartımız, LCD ekranımız, SD ekran modülümüz mesafe sensörümüz var. Bağlantımızı kurarak işe başlayalım. Öncelikle LCD ekranımın arkasına 4 pini var. Modül kartını da uygun yere takıyorum. LCD ekranımı 10 numaralı kapıya taktım. Mesafe sensörümü 5 numaralı kapıya bağlıyorum. Artık bilgisayar bağlantımıza geçebiliriz. USB bağlantımı kuruyorum. Pino Studio uygulamam üzerinde yükleme moduna giriş yapacağım. Öncelikle kart modelimi Pino Uno olarak seçiyorum. Ardından karta bağlan diyerek COM5 bağlantı portumu tanımlıyorum. Editöre git dedim. Kodlarımı yazmak için genel bloklardan Pino karta yükle ile başlıyorum. Öncelikle bir değişken oluşturacağım. Buradaki değişken benim kişi sayımı hafızasında tutacak. Şöyle yapalım. Yeni bir değişken oluşturalım. Kişi sayısı adında değişken oluşturdum. Program başladığında kişi sayım 0 olacak. Ama her sensörün önüne engel geldiğinde aslında her sensörün önünden bir kişi geçtiğinde kişi sayısı değişkenin bir artacak. Ve ACD ekranda da bunu göreceğim. Şöyle yapalım. ACD ekranımızı da hazırlayalım. Ve başlangıçta ACD ekrana kişi sayısı şeklinde değer yazdırıyor olacağım. Şimdi karşılaştırmamıza geçelim. Eğer yapısıyla bu işi oluşturacağım. Mesafe sensörünün önünde bir engel varsa. Mesafe sensörümü 5 numaralı kapıya bağladım. Değeri ondan daha küçükse yani sensörün önüne bir engel gelmişse demek istiyorum. Kişi sayısı değişkenimi bir değiştirecek. Burada değiştirmek bir yani pozitif eksi işaret koyduğunuz zaman sayının önüne azaltma işlemi yapar. Kişi sayısını değiştirecek. Tabi bu kişi sayısını NCD ekrana yazdıracak. İkinci satıra bunu yazdırsın. Çünkü ilk satırımızda kişi sayısı yazıyor. İsterseniz de yine birinci satıra farklı bir sütuna yazdırabilirsiniz. Ben ikinci satıra yazdıracağım. Tabii kişi sayısı değişkenimi yazdıracağım. Hemen şu şekilde ekliyorum. Belli bir sürede bekletelim. Süper. Şöyle algoritmamın üzerinden bir geçiyorum. Kişi sayım 0. LCD ekranda kişi sayısı yazıyor. Sensörün önüne engel gelmişse 1 değişiyor. Ve LCD ekranın ikinci satırına yazıyor. Kodlarımızı yükleyelim. Bir test edelim. Yükleme işlemi tamamlandı. Şu an kişi sayısı yazımı gördüm. Sensörün önünden engel olarak geçtim. Değeri 1 olarak gördüm. İkinci kişi. Üçüncü kişi. Süper e, AVM'ye ya da mağazama giren kişi sayısını kolaylıkla sayabiliyorum. Şimdi bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştıralım. 9 voltluk pilim ve pil şapkam var. Pil soketine giriş yaptım. On off düğmesinin on pozisyonda olması gerektiğini unutmuyorum. Kişi sayım yazdığı alta hemen değişken değerimi kolaylıkla görebiliyorum. Çok güzel bir sayaç oluşturmuş olduk aslında. Burada sizler farklı modüller ekleyebilirsiniz. Mesela bir buton ekleyip butona bastığınızda sayının sayacın sıfırlanmasını sağlayabilirsiniz. Ekranı temizletirsiniz. Dediğim gibi farklı modüllerle hayal gücü ve yaratıcılığınıza bağlı olarak projenizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.